Herkese selamlar, ben Coşkun. Biliyorsunuz ki Apple kısa bir süre önce yeni yazılım özellikleriyle donattı, iOS 18'i tanıttı. Sizlerin de iOS 18'in betasını bir heyecanla yükleyip denemeye başladığınızı da düşünüyorum. Fakat tabii ki her yüklediğimiz yeni yazılım da kusursuz olmayabiliyor. İlginç bir takım sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Örneğin yeni yazılım güncellemesiyle birlikte telefonumuzun pili hızlı bitebiliyor, stabilite problemleri yaşayabiliyoruz, yazılımsal bug'lar ve hatalar da olabiliyor. Eğer siz de iOS 18'in betasına geçtiyseniz veya Apple'ın sunmuş olduğu yeni yazılıma bahsettiğim sorunlarla karşılaştıysanız ve yeni iOS sürümünü de beğenmediyseniz bu videomda reboot yazılımı kullanarak iPhone telefonumuzun sahip olduğu iOS 18 sürümünü iOS 17.5'e düşürme yöntemini göstereceğim. iPhone telefonumuzda şu an iOS'un 18.0 sürümü yüklü. iOS sürümümüzü düşürmeden önce çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Apple'ın güvenlik protokolünden dolayı ne yazık ki iOS sürümlerini istediğimiz gibi düşüremiyoruz. Peki ben iPhone'umun iOS sürümünü düşürebilir miyim derseniz bunu da öğrenmenizin çok kolay yöntemi bulunuyor. Onu da şimdi sizlere kısaca göstereceğim. İnternet tarayıcımızdan ipcw.me sitesine giriyoruz. Aynı burada yazdığı şekilde. Sizin şu an kullanmakta olduğunuz iPhone telefonunuzun modeli neyse onu buradan seçmeniz gerekiyor. Videoda şu an çektiğim model iPhone 13 olduğu için iPhone 13'ü seçiyorum. Bu kısımda karşınızda gördüğünüz gibi iOS 17.5.1 versiyonu var. Yani buradaki aslında imzalı sürüm olarak geçiyor. Buradaki sürümlerimiz de imzasız olanlar, yani çarpıyla işaretli olanlar. Ne yazık ki çarpılı olan sürümler imzasız dosya olduğu için bunlara dönüş yapamıyoruz. Yalnız Apple'ın izin vermiş olduğu imzalı sürümlere dönüş yapabiliyoruz. Yani siz eğer Apple telefonunuza iOS 18'in resmi sürümünü yüklediyseniz veya iOS 18 beta'yı yüklediyseniz iPhone'u düşürebileceğiniz versiyonu iOS 17.5.1 olacak. Bunun aşağısında bulunan çarpılı sürümleri düşüremiyorsunuz. Bu kısmı da anladığınızı düşünüyorum. Bu işleme başlamadan önce kesinlikle hangi iOS sürümüne dönebileceğinizi kontrol edin. Sürüm düşürme işlemimizin problemsiz işleyebilmesi için iPhone'umuzdaki iPhone'un bul özelliğini kapatmamız gerekiyor. Bu işlemi yapabilmemiz için de ayarlarımıza giriyoruz. İlk kısımda bulunan Apple hesabımıza tıklıyoruz. Bu aşamada da bul kısmına giriyoruz. Ve buradan da iPhone'un bul'u açıyoruz. iPhone'un bul özelliğini buradan deaktif ediyoruz. Son olarak iCloud şifremizi girerek iPhone'un bul özelliğini kapatmış oluyoruz. iPhone'umuz bul kapatılmış oldu. Şu an bu anlatacağım kısmı kesinlikle atlamayın. iPhone'da sürüm düşürdüğünüz takdirde doğal olarak tüm verileriniz silinmiş oluyor. Bunun için mutlaka verilerinizi iTunes'a veya iCloud'a yedek yapmanız gerekiyor. Bilgisayar üstünden verilerinizi iTunes'a yedekleyebilirsiniz. Arama motorunuza iTunes Windows 11 download yazarak ilk çıkan linkten iTunes programını indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Windows 10 kullanıyorsanız Windows 10 yazabilirsiniz ya da 8 kullanıyorsanız 8. Ve burada çıkan Apple'ın resmi sitesindeki ilk linke tıklıyorum ve buradan download diyorum. iTunes'u kurduktan sonra açmamız gerekiyor. Telefonumuzu bilgisayarımıza bağlamadığımız için iTunes'ta herhangi bir bildirim çıkmıyor. Bu yüzden telefonumuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bu kısımda gördüğünüz gibi telefon sembolümüz çıktı. Buna tıklıyorum. iPhone'daki tüm verilerimizi bilgisayarımıza yedeklememiz lazım. Yedeklemeler bölümünden bu bilgisayarı seçiyoruz. Şimdi yedekle dediğiniz an üst kısımda yedekleme çubuğu çıkacak. O kısım tamamen bittikten sonra yedeklemeniz de bitmiş oluyor. Buradaki yedekleme işlemimizi bitirdikten sonra iTunes programımızı kapatabiliriz. iPhone'umuzun sürümünü düşürebilmemiz için reboot uygulamasını kullanmamız lazım. Reboot uygulaması tabii ki ücretsiz değil. Ücretsiz yöntemlerle iPhone sürümünüzü düşüremediyseniz reboot uygulaması sayesinde tek tıkla da iPhone'unuzun sürümünü düşürebiliyorsunuz. Bu yönden de oldukça pratik bir uygulama. Uygulamayı satın alıp iPhone sürümünüzü düşürmek istiyorsanız şimdi alt kısmına tıklayarak uygulamayı da satın alabilirsiniz. iOS sürümümüzü düşürebilmemiz için uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra kurmamız lazım. İşlemimize başlayabilmemiz için reboot uygulamasını açıyorum. Telefonumuzu bilgisayarımıza bağladıktan sonra programın arayüzünde şimdi bağlandı diye bir seçenek çıkıyor. Programın arayüzü zaten Türkçe ve çok basit. iOS yükseltme ve düşürme kısmına tıklıyorum. Düşürme kısmını seçiyorum ve artık bu kısımdan düşürmeye tıklıyorum. Sağ köşede gördüğünüz gibi iOS sürümümüz 18. iPhone'umuzu düşürebileceğimiz sürümümüz de zaten burada otomatik olarak çıkıyor. Yani imzalı sürüm. Tabii ki bu aşamada bilgisayarımızın internete bağlı olması gerekiyor. Ve bu kısımdan indir diyerek güncel firmware sürümünü indirmemiz lazım. Ve indire tıklıyorum. Yazılım paketi hazır olduktan sonra düşürme işlemine başlayabilmemiz için düşürme başlatılıyor'a tıklıyorum. Buradan devama tıklıyorum. Reboot uygulamamız sürüm düşürme işlemimizi tamamladı. Programımızdan tamamlandı kısmına tıklayabiliriz. Ve programımızı kapatabiliriz. Verilerimizi geri yükleyeceğimiz için kablomuz hala takılı kalacak. Ve telefonumuzun içindeki veriler komple gittiği için sıfırdan bir kurulum yapmamız gerekiyor.
Bu aşamada da yaptığımız yedeğimizi telefonumuza yüklememiz gerekiyor. iCloud'ınıza yedekleme yaptıysanız iCloud yedeklemesini seçebilirsiniz. Veya benim göstermiş olduğum iTunes yedeğini yaptıysanız Mac veya PC'den kısmını seçmeniz lazım. Ben iTunes'tan yedeğimi alacağım için Mac veya PC'den diyorum. Telefonumuz bilgisayara bağlıyken bilgisayarımızdan iTunes'u açıyorum. iTunes yediğimizi otomatik olarak buldu ama bu kısımda kesinlikle sürdür demeyin. Çünkü biz iOS 18 olarak yediğimizi yaptığımız için sürdür dediğimiz takdirde programımız hata verecek. Son olarak bir küçük işlem yaparak bu sorunu da çözeceğiz. Klavyenizden Windows ve R tuşlarını aynı anda basın. Aç kısmına yüzde işareti koyarak App Data yazın ve son kısmına da yine yüzde koyun. Ve bu kısımdan tamam deyin. Karşımıza Apple Computer dediğimiz bir klasörümüz çıkacak. Buna giriyoruz. Buradan Mobile Senkronizasyon kısmına tıklıyoruz. Backup'ı tıkladıktan sonra eğer sizde burada bir klasör çıkmadıysa Windows R tuşlarını aynı anda basın, yüzde işaretine tıklayın, User Profile yazın ve sonuna gene yüzde ekleyin ve tamam diyerek açın. User Profile yazıp tamam'a tıkladıktan sonra burada Apple Computer adlı bir klasör bulunacak. Ona tıklayacaksınız ve Mobile Senkronizasyon klasörü içine gireceksiniz. Daha sonra Backup diyeceksiniz ve buradaki klasör çıkmış olacak. Backup dosyası eğer sizde burada çıkmıyorsa bu kısımda kesinlikle çıkması lazım. Buradaki Backup dosyasına ulaştıktan sonra bunun içine tekrar giriyorsunuz. Ve en son kısmı ilerliyorsunuz. İnfo adlı dosyanın üstüne sağ tıklayarak birlikte aç diyoruz. Ve not defterini seçiyoruz. Bu kısımda gördüğünüz gibi karşımıza bir sürü değişik harfler çıktı. Bu aşamadayken klavyemizden Ctrl F'ye tıklıyoruz. Ve Product yazıyoruz. Ve yazımızı yazdıktan sonra aşağı ok işaretine tıklıyoruz. Buradaki bu kısmını kapatabiliriz. Product kısmını seçtikten sonra bir iki aşağıda Product versiyonumuz mevcut. Burada almış olduğumuz yedek iOS 18 olduğu için bu kısmı iOS 17.5.1 yapmamız lazım. Ve bu kısmı siliyorum. 17.5.1 yazıyorum. Dosya işleminin geçerli olabilmesi için klavyemizden Ctrl+S yapıp kaydetmemiz gerekiyor. Ctrl+S yaptıktan sonra artık burayı kapatabilirsiniz. Eğer sizde burada bu aşama çıkmadıysa, bu kısımdaki ekran çıktıysa yedeklemeyi geri yükleye tıklamanız lazım. Yediğimizi problemsiz bir şekilde artık yükleyebilmemiz için sürdür diyorum. Ve yedeklemem iPhone'a geri yüklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi geri yükleme işlemimiz tamamlanmış oldu. Sürdür diyoruz. Apple kimliğinizin şifresini burada girmeniz lazım. Veya bu adım atlı diyebilirsiniz. iOS sürümümüze de bakalım isterseniz. iOS sürümümüz de 17.5.1. Uygulamaların hepsi geri gelmiş. Fotoğraflarımızı isterseniz bir kontrol edelim. Evet, tüm hepsi eksiksiz bir şekilde gelmiş. Rehberimiz de gene biri bir şekilde gelmiş. Her ne kadar reboot uygulaması ücretli olsa da işini çok iyi bir şekilde yaptı. Telefonumuza iOS 18 beta sürümüne yükseltmemize rağmen problemsiz bir şekilde iOS 17.5.1 sürümüne düşürebildik. Telefonunuza iOS 18 beta'yı yükselttikten sonra karşılaştığınız problemlerden dolayı iOS sürümünüze 17.5'e düşürmek istiyorsanız reboot uygulaması tam ihtiyacınızı görebilecek bir program. Reboot uygulamasını nasıl buldunuz ve beğendiniz mi? Lütfen görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.